Videomuzda Malatya Kürecik'te konuşlandırılmış balistik füze ihbar ve takip radarı Türkiye'ye fayda mı sağlıyor yoksa tehdit mi yaratıyor tartışmasını tüm yönleriyle inceleyecek bu konudaki sorulara ve tereddütlere cevap bulmaya çalışacağız. 2010 NATO Lisbon zirvesinde alınan karar gereği 2012'de ABD füze kalkanı projesine Avrupa'yı da katma maksadıyla küreciye balistik füze erken ihbar ve takip radarı konuşlandırmıştır. Küreciye konuşlandırılmış olan an tpy 2 radarının menzili 4700 kilometreye kadar çıkabilmekte ise de balistik füzeleri görebildiği mesafe yaklaşık 1000 kilometredir. Bu radarın aynısı İsrail'e de konuşlandırılmıştır. Ancak İsrail'in İran'a olan mesafesi nedeniyle İsrail'de bulunan radar İran'dan atılan füzeyi çok geç yani yaklaşık 300 kilometre sonra görebilmektedir. Kürejik de bu radarın dışında konuşlu milli radarımız da olup bu konumuz dışındadır. Küreje ye yerleştirilen balistik füze erken ihbar ve takip radarı NATO radarı olarak konuşlandırılmış olmakla beraber yaklaşık 200 milyon dolar maliyetle ABD tarafından kurulmuştur. Radar otomatik iz aktarımı yapmakta olup orada bulunan 15 kadar ABD personelinin sistemin çalışmasını kontrol edip bakımını yapmaktan başka görevi yoktur. Çevre güvenliğini Türk Silahlı Kuvvetleri sağlamaktadır. Konunun daha iyi kavranabilmesi için teknik detaylara girmeden kısaca balistik füzenin ne olduğuna değinmekte fayda var. Balistik füzeler rampadan uzaya fırlatılan ve atmosferin dışına çıktıktan sonra parabolik bir seyirle hedefe yönelen ve daha sonra atmosfere dikine girerek hedefi vuran füzelerdir. Hızları saniyede 5-7 km, atmosfere girdikleri anda saniyede 10 km ve üzerine çıkabilmektedir. Bu füzelerin menzilleri 150 kilometreden 10.000 kilometreye kadar uzanmakta, menzillerine göre de kısa, orta ve uzun ve kıtalar arası balistik füzeler olarak sınıflandırılmaktadırlar. Konvansiyonel harp başlığı yanı sıra nükleer, biyolojik ve kimyasal başlıklar takılabilmektedir. Uzayda hareket etmeleri ve oldukça yüksek hıza sahip olmaları nedeniyle vurulmaları çok güçtür. Kürejik'teki radar konusuna dönecek olursak, radar esasen İran'ın 2000'li yılların başından itibaren balistik füzelerini geliştirmesinin Avrupa'ya tehdit olarak değerlendirilmesiyle İran'a yönelik olarak kurulmuştur. İran'dan atılan balistik bir füzenin izini gören Kürejik radarı gördüğü izi otomatik olarak Almanya'da bulunan Ramstein NATO üstüne aktarmaktadır. Orada skop başında olan kontrolörler bu izin ne olduğunu, sahte bir iz mi, dost mu, düşman mı olduğunu değerlendirirler. Bu değerlendirme sonunda düşman olarak teşhis edilmiş ise muhtemel yönünü düşeceği yeri hesaplayıp en yakın balistik füze önleme rampasına bilgi aktarıp ateş emri verilir. İran'dan Avrupa'ya doğru atılacak balistik bir füzenin önlemesini yapacak antibalistik füzeler Romanya'nın Devalus üstünde konuşuludur. Avrupa'ya doğru yönelen İran balistik füzeleri buradaki antibalistik füzelerle önlenebilecektir. Ülkemiz İsrail faktörünü düşünerek Kürecik'teki radarın NATO üyesi dışında hiçbir ülkeye iz aktarmamasını anlaşmaya koymuş olmasına rağmen radar ya doğrudan ya da Ramstein üzerinden İsrail'e iz aktarmaktadır. ABD'nin İsrail ile ikili bilgi paylaşım anlaşması vardır. İran'dan atılan bir füze Ankara'yı ya da İstanbul'u hedef aldığında Ankara ve İstanbul'u vurur ve önlenemez. Şimdi çok basit bir hesap yapalım. İran'dan atılan balistik bir füzenin uzaya çıkması yaklaşık 2 dakika sürer. Seyir hızı saniyede en az 5 kilometredir. İran'dan atılan balistik füze Türkiye'ye doğru hareketine devam ederken bu esnada Kıraj'daki radar gördüğü füze izini Ramshorn'a aktarıyor. Füzenin tespiti 2 dakika, teşhisi 1 dakika, ateş emri ve önleme füzesinin ateşlenmesi 2 dakika Önleme füzesinin atmosfere çıkışı 2 dakika, İran'dan gelen balistik füzeye doğru seyri 2 dakika, toplamda 9 dakika. Bu zaman içinde İran'dan atılan balistik füze nerede? İstanbul'u geçmiş ve Trakya üzerinde. Deveselu'dan ateşlenen önleme füzesi İran'dan atılan balistik füzeyi Trakya üzerinde 9. dakikada karşılıyor ve vuruyor. Şimdi soralım. Bu sistem Türkiye'yi koruyor mu? Korumuyor. Esasen Avrupa'yı da korumuyor. Çünkü İran'ın elindeki en uzun menzilli balistik füzelerin 2000-2500 km olduğu biliniyor. Yani İran'ın Avrupa'ya bir füze tehdidi yok. Zaten niye olsun? Avrupa ile tek bir çatışması olmamış. Keza Türkiye için de aynı durum söz konusudur. Türkiye ile de 200 yıldır çatışması olmamıştır. İran'dan İsrail'e mesafe 1500 kilometredir. Peki kürecik radarı kime gözcülük ediyor? İran'dan İsrail'e mesafe 1500 kilometredir. İran'dan İsrail'e karşı bir balistik füze atıldığını varsayalım ve yukarıdaki hesaplamayı İsrail için yapalım. Tespit 2 dakika, teşhis 1 dakika, önleme füzesinin ateşlenmesi 30 saniye, önleme füzesinin atmosfere çıkması 2 dakika, İran'dan gelen balistik füzeye doğru seyir 30 saniye, toplamda 6 dakika. Bu esnada İran'dan atılan füze 6. dakikada İsrail'in 200-300 kilometre doğusunda ve uzaydadır ve burada önlenmektedir. Bu örnekten anlaşılacağı üzere kürejik radarı Türkiye'yi korumuyor. Aksine Türkiye bu radarın varlığı ile olası bir İran-İsrail çatışmasında İran'ın hedefi olacaktır. İran düşmanın gözünü kör etmek için önce kürejik radarını vuracaktır. Peki kürejik radarı milli olarak kullanılabilir mi? Bu aşamada kullanamayız. Öncelikle radar bizim değil ABD'nindir. ABD radarı bize bırakır ve iz aktarması S-400 ile entegre edilir ise ve S400 stratejik hedef yakınlarına konuşlandırılır ise atmosfere girdiğinde 65 kilometre yarıçaplı bir alanda S400 sistemi bu füzeleri önleyebilir. Balistik füzelerin öncelikle uzayda tahrip edilmesi gerekir. Bu başarılamıyor ise atmosfere girdiğinde tahrip edilir. Konvansiyonel başlıklı füzeyi atmosfere girdikten sonra vurmak sorun olmaz. Ancak nükleer, biyolojik, kimyasal başlıklı bir balistik füzeyi atmosfere girdikten sonra vurmak büyük risktir. Ülkemizde henüz uzayda balistik füzeyi vurabilecek antibalistik füze yoktur. Yakında bu füzeleri önleyebilecek yerli hava savunma sistemlerine kavuşacağımızı da umut ediyoruz. Bugün gelinen aşamada Krejik radarının faaliyetinin durdurulması İsrail'i İran'ın balistik füzelerine karşı savunmasız bırakarak bölgede haydutluktan alıkoyacaktır ve caydıracaktır. Öte yandan da her fırsatta Türkiye'yi sömürgesi gibi görmeye çalışan PKK ve FETÖ destekçisi ABD'ye karşı kararlı bir duruş olacaktır. Bu kararlı duruş ABD'nin Türkiye üzerindeki bölücü emellerine karşı da caydırıcı olabilecektir. Sonuç olarak Kürecik radarının Türkiye'ye faydası olmadığı aksine Türkiye'ye hedef haline getirdiği ortadadır. Bugün Türkiye olarak NATO'nun hangi üyesinden dostluk görebilmekteyiz? Bunu sorgulama zamanı gelmiştir. Sözüm ona müttefiklerimiz olan NATO üye ülkeleri anlaşmanın 5. ve 6. maddesi gereği Türkiye'ye terörü karşı koruyacakları yerde Türkiye'yi bölmeye çalışmakta, teröre destek vermektedirler. Güneyimizde bir terör devleti kurma, adalarımızı işgal etme, Kıbrıs'ta Türk varlığını tanımamakta, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizi yok saymaktadırlar. Kürecik radarı faaliyetlerinin durdurulması Türkiye'nin bölgesel ittifaklar için güvenilirliğini ve etkinliğini artıracaktır. Terör belasını da güneyimizde terör devleti, ikinci bir İsrail'in kurulmasında, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunmasında Yunanistan'a karşı adalarımızı, Kıbrıs'taki varlığımızı da bölgesel ittifaklarla koruyabiliriz. Tüm buralarda NATO yanımızda değil karşımızdadır. Bölge ülkeleri ise yanımızda olmaya hazırdır. Çünkü düşman ortaktır. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.